Halide'nin de bir yeğeni ölecek. Ramazan kaçmasaydı senin bebene sıra gelmeyecekti. Yeğenimin kanı yerde kalmayacak. Deze yeter. Git gel git gel, kafam döndü yemin ediyorum ya. Anne. Bir yardım edeyim sizi. Dağıtırım. Hadi. Yok Güzel, istemiyorum. Ali İhsan kesin mahalleye gitmiştir. Seni bulamayınca benim peşime düşecek. Bu meseleyi hemen halletmem lazım. Bence de öyle. Ben burada sıkıldım. Böyle ödlek gibi saklan saklan. Nereye kadar yani? Ya ne biçim konuşuyorsun Ramazan? Şu haline bak. Adamlar az kaldı seni öldürüyorlardı dün gece. Ya iyi de öldürüyorlardı diye böyle fare gibi saklanacak mıyım ben? Ayıp oluyor ama yani. Ya ne diye jandarmaya gitmiyoruz ki? Gidelim komutana diyelim böyle böyle. Adamlar bizi tehdit ediyor. Söyleyelim. Halide Hanım'ın yeğeninin kanlısı bellemiş diyelim. Pakize olmaz. Pakize haklı. Her halükarda karakol buradan daha emniyetli. Öyle değil mi? Der. Öyle der. Jandarmaya gitmeyeceğiz. Bu işi kendimizin halletmesi lazım. Gerekiyorsa ben adamın karşısına çıkacağım yani. Ne olacaksa olsun artık. Ramazan. Sen bu bebeğe babalık etmek istiyor mu? İstemiyor. Neyse, şimdilik burada emniyettesiniz. Ama fazla uzun kalamazsınız Ramazan. Adana'dan gitmeniz gerekiyor. Sen ne diyorsun Halide Hanım ya? Ben toprağım, vatanım bırakıp bir yere gitmiyorum ya. Ne olacaksa olsun ya. Gerçi ben burada emniyette olduğumuzdan da şüpheliyim ya. Ne demek istiyorsun Pakize? Benim ne demek istediğim besbelli Halide Hanım. Bu belaları başımıza saran sen değil misin? Ne diye sana güvenecekmişiz ki? Pakize. Ayıp oluyor. Ayıpsa bana değil, ona ayıp. Halide Hanım, o adamlarla ne derdin varsa git bir an önce çöz. Bizi rahat bıraksınlar. Pakize. Eğer Ramazan'ın kılına bir zarar gelirse senden bilirim. Pakize. Siz biriniz burada bekleyin, diğeriniz arka tarafa geçin. Abi. Ne oldu? Bir de ne oldu diye mi soruyorsun? Abi niye karıştırdın bu işe bizi? Ay tanımadığım insanları evimde saklayıp beni de tehlikeye atıyorsun. Merak edecek bir şey yok. Onlar profesyonel. Onların sayesinde buraya kimse yaklaşamayacak. Bak artık sabrım taşıyor, haberin olsun. Bir şey yap, bir çözüm bul. Bu insanları evimde istemiyorum. Ne yapacağız şimdi? Ne olacak? Cemişimler
neredesin Cemşir? Önlerine geçtim ama mani olamadım. Yaralı olan ne oldu? Hastaneye yolladıydım. Yarası ağır değildi. Jandarmaya haber saldım. Neredeyse vardılar. Yok, jandarmaya bir şey diyemeyiz. Ne yapacağız o zaman? Cemşir geldi mi? Yok, gelmedi. Allah seni nasıl bilir söyle yapsın Cemşir. Yasin ağa, sen koş Kemal'e haber ver. Bize ancak ondan fayda var. Peki. Güllü, iyi misin Kasem? Ana. Ali nerede? Ali nerede dedim? O herif götürdü. Ne? Ne demek götürdü? Nereye götürdü? Mani olamadı. Nasıl mani olamadınız? Niye oturuyorsunuz burada böyle? Karakolu niye aramadınız? O herif dedi ki eğer jandarmaya giderseniz... Ne olacakmış jandarmaya gidersek? Çocuğu öldürürüm dedi. Ha, öyle dedi. Sabah şeriflerin ayrı olsun. Senin de Asuma. Ağız tadıyla bir kahvaltı yap. Acıkmışsındır. Vallahi kurt gibi acıkmışım. Allah Allah. Parayı bugün hemen yollayacağım anama. İyi. Anam da bayram edecek. Sağ ol Cemşir. Allah senden razı olsun. Allah senden razı olsun ya. O niye ki? O niye mi? Bir de soruyor. Bunca zaman sonra gönlümün pasını sildin. Yüzümü güldürdün be. Yok canım, öyle deme. Hamzam öldüğünde... kederim bitmez sandıydım. Hayatım bittiydi sanki. Ama şimdi öyle değil. Aha şurada sanasın bir kuş var. 20 yaş gençleştim sanki. Bu sabah ağzından bal damlıyor Cemşir. Maşallah. Ama yemeği niye de? Evine git, geç kalma değil mi? Asuman. Biraz daha kalsam olur mu? İyi. Öyle olsun. Canım nasıl çekersin? Çiftliğe baskın olduğunu haber verdi. İyi misiniz? Yok, baskın falan yok. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Hanımım, o adamlar kapıya dayanınca... Yok öyle bir şey diyorum. Utanmıyor musun boş yere komutanı yormaya? Ha? Çekil git gözümün önünden. Gözüm görmesin seni. Kusura bakmayın. Siz de boş yere. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Hadi, herkes işinin başına. Peki, mühim değil.
Ser, sakin olmanı söylemiştim sana. Nasıl sakin olayım? Söyler misin? Seni böyle bir duruma düşürdüğüm için üzgünüm ama gidecek başka yerimiz yoktu Seher. Bunu o adama bulaşmadan önce düşünecektin Halide. Seher, çok ileri gidiyorsun ama. Ben mi ileri gidiyorum? Asıl ileri giden sizsin. Ben bıktım artık bu oyunlarınızdan. Hadi sizin yüzünüzden benim de başım dertten kurtuluyor. Şimdi de kalkmış, hayatımda görmediğim, hiç tanımadığım insanlar için kendimi riske atmamı istiyorsunuz. Bravo. Biraz daha sessiz olur musun? Herkes duyacak. Duysunlar. Ya nereye olursa ya, ben bu kadın evinde daha bir dakika durmam. Bakın ya nasıl konuşuyor. Gül'ün yanına mı gitsek acaba? Hem orası daha emniyetlidir ha? Yok, ben Gül'den böyle bir şey istemem. Hem orada bebe var ya, bir de onların başını belaya koymayak şimdi. Haklısın. O vakit Halide Hanım bu meseleyi halledene kadar buradayız. Of, of. Seher, senin kalbini kırmak istemiyorum. Ama şimdi odana git ve sakinleşinceye kadar orada kal. Anladın mı? Fazla kalamayız. Bu parayı bulmak zorundayım ben. Halide, sana daha önce Adana'da halletmem gereken bir işten bahsetmiştim. Eğer bu işi halledersem büyük bir miktar para kazanabilirim. Bu da Ali İhsan'ın istediği meblağı karşılar. Bunu senden isteyemem. Bak, sadece Ramazan'ın değil, aynı zamanda senin hayatın da mevzubayız. Ben bu parayı bulacağım. Hiç şüphen olmasın. Sen olmasan ne yapardım bilmiyorum. Yalnız bu işi planladığımdan çok daha önce halletmek zorundayım. Ekrem, bahsettiğim bu iş nasıl bir şey? Sormamın mahsuru yok sanırım. Belki bir yardımım dokunur. Tamam Gülü, sakin. Bebeğim. Sakin ol, tamam. O bebeğim. Kim var bebeğim? Gülü, şimdi bana tas tamam ne oldu hepsini anlat. Halide'nin yeğenini almaya geldim dedi. Ramazan'ı bulamadım, sıra senin bebeğine geldi dedi. Ne? Evet, aynen öyle söyledi. Halide benim yeğenimi aldı, ben de onun yeğenini alacağım dedi. Kemal, ya oğluma bir şey yaparlarsa, ya ona bir şey olursa? Gülü, böyle bir şey yapacak olsa zaten yapardı. Çocuğu yanına almazdı. Niyeti ne o vakit? Ne istiyor oğlumdan? Niyeti belli. Halide kan bedelini ödemediği için kudurdu köpek. Şerefsizin tek derdi para. Halide bu yaptıklarının hesabını ödeyecek. Nereye gidiyorsun? Gülü dur. İyi değilsin. Ben buradan. Bak, bak hele. Ne var? Ya bu karanlık adamların Ramazan'la ne alıp veremediği var? Tenekeli mahalleyi de tek mil birbirine katmışlar. Sen bir şey biliyor musun? Yok, ben bir şey bilmiyorum. Ya bu vurrikler var ya, geçen gece meyhanede de tatsızlık çıkardılar. Öyle mi? He, öyle. Bak hele,
Peki Ramazan nerede? Sen onu biliyor musun? Bilmiyorum. Ya bana haber vermeden nereye gider bu adam ya? Bilmiyorum diyorum. Anlamıyor musunuz ha? Canım sen de hemen ne hiddetleniyorsun ya? Allah Allah. Artık ne iş yaptığımı biliyorsun. Yani bunca zaman sen... Evet Halide. Bunca zamandır senden bunu sakladım. Buna mecburdum. Çünkü hiç kimse bilmiyor böyle bir şeyi. Ve bilmemeli de. Seher peki? Seher hiçbir zaman benim istihbarat teşkilatında çalıştığımı bilmedi. Öz kardeşinden bile sakladın demek. Bu işin kuralı bu. Eğer herkes bilirse benim ne iş yaptığımı... ...gerekli istihbaratı sağlayamam, öyle değil mi? Peki Ekrem, bu bahsettiğin iş nedir? Benim Adana'daki vazifem İncirlik üssünü tetkik etmek ve gelişmelerden istihbaratı haberdar etmek. Amerikalılarla kurduğumuz bu ortaklık Türkiye'ye NATO'nun kapılarını açacağı gibi ona çok büyük imtiyazlar sağlayacak. Ancak yine de kontrol edilmesi gerekir. İşte benim vazifem olup bitenleri rapor etmek. Ancak servetimi sadece bu yolla kazanmadığımı tahmin edersin herhalde. Ne demek istiyorsun? Yani şunu demek istiyorum. Bu ülkenin çıkarları, benim kişisel çıkarlarımla buluştuğu noktada bazı fırsatları değerlendiririm. Ruslar bu üstün planlarının peşindeler. Eğer bu planları ele geçirebilirsem çok büyük bir servetin sahibi olabilirim. Ekrem, ciddi olamaz. Çok ciddiyim. Yani sen şimdi Ruslara casusluk yapacaksın. Bunun işi olduğunu mu söylüyorsun? Belki böyle görünebilir. Ama seni temin ederim, Amerika'nın bu ülkedeki tesiri gelecekte bizim başımıza çok büyük işler açacak. Dolayısıyla benim asıl niyetim uzun vadede bu ülkenin çıkarlarını korumaktan ibarettir. Sen anlamıyorum Ekrem. Bu çok tehlikeli bir şey. Ya yakalanırsan? Yakalanırsam beni asarlar. Ama eğer yakalanmazsam o zaman çok büyük bir servetin sahibi olabilirim. Artık bir daha tehlikeli işlerde çalışmam gerekmez. Peki bunu nasıl yapacaksın Ekrem? Orası kale gibi korunmuyor mu? Doğru, haklısın. Bu akşam Amerikalılar bir davet veriyor. Orada içkiye bir hayli zaafı olduğunu bildiğim Amerikalı bir mühendis olacak. Planların bir kopyasının onda olduğundan eminim. Eğer bir şekilde otel odasına sızabilirsem planları ele geçirebilirim. Aksi takdirde birkaç hafta daha beklemem gerekecek. Unutmayacağım Cemşir. Allah senden razı olsun. Sözüm olur Asuman. Bundan sonra sıkışınca bana diyeceksin. Hep arkandayım. Hadi git şimdi. Yoksa hiç bırakamayacağım seni. Hadi. Thank you.
Sen kimsin? Çekil önümüzden. Durun. İçeri giremezsiniz. Ne demek giremezsiniz? Çekil önümüzden. Sen kimi itiyorsun lan? Ne oluyor? Halide nerede? Neden soruyorsun? Halide nerede dedim sana? Ne var Sarı? Halide. Geberteceğim seni. Senin yüzünden oğlumu kaçırdılar. Ne? Ne oluyor burada ya? Ali İhsan oğlumu kaçırdı. Halide'nin yeğeni olduğu için kıyacaklarmış oğluma. Ne? Bu şerefsiz beni bulamayınca yeğenimi mi kaçırmış? Çiftliği basmışlar. Madem Ramazan kaçtı, sıra öbür yeğeninde demişler. Ulan şerefsiz, ben sana göstertmez miyim? Ramazan. Ya Pakize, adam el kadar Sabih'i kaçırmış, kıyacak. Burada böyle duracak mıyız? Jandarmaya haber verdiniz mi? Jandarmayı ararsanız çocuk ölür demişler. Bana bak Halide, bugüne kadar her pisliğine katlandım. Ama bu defa çok ileri gittin. O adamla ne hesabın olduğunu bilmiyorum ama oğlumu bu işlerin alet ettirmem. Adam benden para istedi. Ben de istediği parayı denkleyemedim işte. Böyle olacağını bilemezdim. Ben oğlumu almaya gidiyorum. Sen de o adamla hesabını hemen kapatacaksın. Eğer bir daha bize bulaşırsa seni öldürürüm. Halide. Bu işi bu hale sen getirdin. Şimdi çözmeye mecbursun. Ramazan. Gözünü seveyim gitme. Ağız'a gitmem lazım. O benim yeğenim, canım. Tamam mı? Anlıyor musun? Onun canına bir şey olacağına beni vursun. Anladın mı? Gidip oğlumu alalım. Gülüm. Jandarmaya gidelim. Olmaz. Riske atamam. Ya adam dediğini yaparsa? Bak şimdi ben gelene kadar hiçbir yere ayrılmıyor. Tamam mı? Olmaz. Ben de geleceğim. Ya yok. Burada kalıyorsun. O kadar. Bitti. Bekleyin, bekleyin. Ben de sizden geldim. Hadi kardeş gidelim. Şu Ali İhsan benim yeğenimi nasıl kaçırıyoruz ben göstereceğim ona. Öyle olmaz Ramazan. Adamlar kalabalık, hepsi de silahlı. Öyle çocuğu kurtaramayız. Hadi ne yapacağız yine şimdi? Kemal, selamünaleyküm Yasin Ağa. Neredesin Cemşer Efendi? Etme Yasin Ağa, Zehra bitti de sen mi başladın Allah aşkına ya? Hayrola, bir şey mi var? İçeri gidersen öğrenirsin. Canımız hangisini çekerse onun biletini keseriz.
Sen kimin biletini keseceksin lan ha? Dur hele Ramazan! Daha vaktin var zalolu Ramazan. Bezlene selam söyle. Düşünüyorsunuz? Öğrenebilir miyim? Hı? Bu işi mutlaka çözmemiz lazım. Bahsediyorsunuz siz? Ne işiymiş bu? Mühim bir şey değil. Yasin ağa, bana en güvendiğin, en iyi adamları bul. Hepsini avluya getir. Baş. Sen burada kıyamet koparken burada değil miydin? Zaten canım burnumda, bir de sen başlama ha. Peki planları bulduğumuz vakit onları hemen satabilecek misin? Elbette. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Adam planları bekliyor benden. Bak. Bu planları sattığım zaman o parayı her halükarda sana vereceğimi biliyorsun değil mi? Böyle bir işe bulaşmana gerek yok Ali. Ancak sen benim yardımımı kabul edersen ben de o parayı kabul ederim Ekrem. Lütfen. Bak sana söz veriyorum. Her şey düşündüğünden daha kolay olacak. Tamam mı? O halde karar verdik değil mi? Yalnız bir sorun var. Oraya ben seninle gidemem. Senin yalnız olman lazım. Ben de tek katılamam. Dikkat çekmemek için mutlaka yanımda başka bir kadın olmalı. Seher gelsin seninle. Seher böyle bir şeyi asla kabul etmez. Zaten ben de onun sorularına dayanamam artık. Başka kim olabilir? Soru sormayacak, hiçbir şeyden şüphelenmeyecek birisi lazım.
Öyle biri var. Ne olacak şimdi ya? O adamların yüzü kara. Vallahi de billahi de kıyabilirler yani Muzaffer Ali'ye. Ağzına hayrı aç Gülizar. Ben zaten cinlerim tepemde, sinirimi senden çıkarmayayım. Aa, üstüme iyilik sağlık. İyi vallahi. Sanki beni kaçırdın bebeği yani. Şimdi beni iyi dinleyin. Ali İhsan denen adam benim bebeğimi kaçırdı. Nereye götürdü, ne yaptı bilmiyorum ama öğreneceğim. Jandarmaya falan gitmek yok. Bu işi kendi başımıza halledeceğiz. Kimsenin ağzından en ufak bir laf bile çıkmayacak, tamam mı? İcap ederse silahınıza davranmaktan çekinmeyin. Ama asla ve asla benim bebeğime zarar verecek bir şey yapmayın. Tamam mı? Şimdi onun inine gidiyoruz. Taş üstünde taş bırakmayacağız. Bebeğimi bulana kadar her yeri darmadağın edeceğiz. Anlaşıldı mı? Yasin Ağa, geri kalanları da silahlarını ver. Emme, bağla bir dinle. Yasin Ağa, bana da. Yasin Ağa, bana da. Hayır baba, sen burada kal. Çiftliğe mukayyet ol, Yasin Ağa'yla beraber. Gülü, gelmek zorunda değilsin. Bırak güzel. Olmaz Kemal. Elim kolum bağlı oturamam. Bu defa yok. Canım pahasına da olsa gidip alacağım yavrumu. O D100 dokunamayacak bebeğime. Biliyor mu? Neyi biliyor mu? Ali'nin hasta olduğunu. Bilmiyor. Söylemedi ki. Cemşir. Söyle kurban. Ya bebe gene ateşlenirse? Ya o eşkıya adamın elinde bir fenalık olursa? Ya gene kan vermek gerekirse? Yok. Artık söylememiz hiçbir fayda etmez. Güllü daha fena olur. Hem gittiler zaten. Dua ederim de Ali'yi bulup gelsinler. Allah'ım sen bebeğimi kötülüklerden koru. Sen bizi fenalıklardan koru ya Rabbim. Hanımım. Zehra değil mi? Zehra Hanım canı sıkkındı. Biraz çarşıya dolaşmaya gitti. İyi Pakize. Pakize Hanım da uyuyor zar. Bak şimdi Gülizar. Akşam bir davete katılacağız. Bunları alıyorsun hemen. Yukarı çıkıp giyiniyorsun. Bir sorun olursa da geçiştiriyorsun. Anlaşıldı mı? Anlamadım ben şimdi. Ben davette ne yapacağım? Hadi Gülizar soru sorma. Ekrem bizi bir saat almaya gelecek.
Sen burada bekle. Hayır. Güllü! Güllü! Çocuk oyuncağı değil bu. O şerefsizin kaç tane adamı var bilmiyor musun? Ya Kemal doğru söylüyor. Hem senin adın başına ne işin var orada? Görürsünüz ne yapacağım. Güllü! Bari önce biz girelim, sen arkadan gel. Bak benim ne işim? Bir kısmımız sokağın başını tutuyor, bir kısmımız arkaya gidiyor. Diğer kalanları da benimle geliyor, tamam mı? Tamam. Hadi. Hadi. Müdahale lan! Ali İhsan nerede? Nerede lan o şerefsiz? Ağam nerede lan? Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum abla. Ne demek bilmiyorum? Cevap versene. Sabah erken çekti gitti. Bir daha da kimse gelmedi. Ramazan. Siz etrafı arayın. Tamam kardeş. Ne demek bilmiyorum? Senin o ağam benim oğlumu kaçırdı. Sana söylüyorum nerede? Vallahi bilmiyorum abla. Ne demek bilmiyorum ulan? Ha? Ne demek bilmiyorum? Sana ağamı soruyorum. Söyle. Kur'an çalsın bilmiyorum abla. Yeminle bilmiyorum. Allah'ını seversen bırak beni. Niye inanayım ulan ben sana? Ha? Niye inanayım? Sen de onun adamı değil misin? Ne bileyim ondan taraf olmadın. Söyle, söyle yemin ediyorum gebertirim seni. Nerede ağan? Nerede ağan? Gülü. Tamam bir şey bilmiyor işte çocuk. Sen karışma Kemal. Söyle nerede ağan? Yemin ediyorum ağan. Gebertirim söyle. Söyle. Gebertirim seni. Burada kimse yok. Hiç aradınız mı? Her yere baktık. Hiç kimse yok burada. Ya biz burada boşu boşuna zaman kaybediyoruz ha. Bana bak. Senin o an benim oğlumu kaçırdı. Anladın mı? Şimdi ya yerini söylersin ya da günah benden gider. Gebertirim seni. Söyle. Doğru anladın mı? Söyle. Yürü. Söyle nerede? Tamam yeter. Söyle. Söyle ola. Söyle yerini söyle. Seyahat tarafında bir evim var. Oraya gideceğini duyduydum. Vazifen Ekrem Bey'e eşlik etmek sadece, tamam mı? Anlaşıldı Halide Hanım. Çıkalım. İleriden sağ abi. Darçol var mı? Yok, az kaldı abla. Bana bak, bizi yanlış yere götürüyorsan, oyalamaya falan çalışıyorsan seni gebertirim, anladın mı? Vallahi oyalamıyorum orada. Ağanın çiftli şehrin öbür ucunda, ben ne yapayım? Güzel Hanım, koluna
verebilirsiniz. Şöyle. Şimdi selam vereceğiz. Sen de sessizce başından selam verirsin. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Ekrem Bey demeyeceksin bana bu akşam. Sadece Ekrem. Seni tehlikeye atmayalım. Dediğimi yap. Burada bekle. İşler tersine giderse gelirsin. Neyse. Hadi. Yürü. Yürü. Yanımdan ayrıl. Tamam.
kardeş. İndir silahını. Al şu silahları al. Geç lan şöyle geç. Geç. İn lan aşağı. İn aşağı! Canını alsaydım oğluna gerek kalmayacaktı. Ama kaçtı korkak. Ulan ben senin gelmişini geçmişsiniz. Ramazan! Öldürsene lan! Öldürsene lan! Öldürsene beni şimdi ha! Şerefsiz! El kadar bebeden ne istedin lan sen ha? Ramazan yeter! Nerede oğlum? Bebem burada değil. Right.
bir araba bul eve git. Peki İkrem Bey. Ne yaptın? Konuş! Nereye sakladın oğlumu? Söylesene! Yoksa geberteceğim seni! Leşini köpeklere yedireceğim! Söyle! Nereye sakladın oğlumu? Güllü sakin ol. Sakin ol deme bana Kemal. Bu herif oğlumu sakladı. Söylesene! Konuş yoksa geberteceğim seni. Beni öldürürsen oğlunu nasıl bulacaksın Serap Hanım? Oğlun sağ. Yanımda bir adamım var. Benden haber bekliyor. Eğer sabah oraya varmazsam oğlunu öldürürüm. Bunu böyle belli. Rüzgiz köpek. Yıpartacağım seni. Uğuracağım kendi ellerimle. Güllü. Güllü yeter. Herif doğru söylüyorsa ne olacak? Onu öldürürsek ne geçecek elimize? Ne istiyorsun benden söyle. Oğlumu geri almam için ne yapmam gerekiyor söyle. Ha şöyle. Yola gel. Sen yola gel ki ben de insafa gelirim. Uzatma lan. Ne isteyeceksen söyle. Kan bedelini verirseniz bebeğe geri veririm. Ne istiyorsun? Ne kadar? 1 milyon. Ne? Oğlunun hayatı için 1 milyon nedir ki Serap Hanım? Ama yok. Oğlumun hayatı 1 milyon etmez diyorsan o vakit bir şey diyemem. O senin bileceğin iş. Benim yeğenimin hayatı daha fazla ederdi. Eşkıya mısınız lan siz? Ha? Kimsiniz lan siz ha? Kimsiniz? 1 milyon falan yok, anladın mı? Unut bunu, tamam mı lan? Şimdi bizi çocuğa götüreceksin. Yoksa seni doğduğuna pişman ederim. Hadi lan! Ya bu parayı verirsiniz ya da oğlunu bir daha görürsünüz. Yarın gece parayı buraya getirmezsen, bir de bu yanaşmalardan bir tanesini buralarda görürsem, jandarmaya neyim haber verirsen, oğlun gene ölür. Bilmiş ol. Kemal, bulamadınız mı Ali'yi?
Bulamadık Cemşir'i. Şerefsizin evladı. Bebek için tonla para istiyor. O ne demek şimdi Ramazan bebek için tonla para istiyor ha? Hadi içeri geçelim Cemşir'e. Bir hal çaresi düşünmemiz lazım. Hadi. Hadi canım. Gel. Yasin abi siz rahat edin. Nereden mi geliyorum? Ben nereden geleceğim? Ben büyük kulüpten geliyorum. Büyük kulüpten mi? Evet. Abim nerede? Abim. Abi ben Halide Hanım, İkrim ve beraber gittik. Bu vaziyette ne daveti? Aklını mı yitirdi bunlar? Hem senin ne işin var orada? Ben size hiçbir şey söyleyemem. Benim ağzım mühürlüm. Bu akşam ne siz beni gördünüz ne ben sizi gördüm. Hayırlı akşamlar. Ne işler çeviriyorsunuz kim bilir. Çok şanslıyım. Senin kadar güzel bir kadını uzun zamandan beri görmemiştim. Never mind. Affedersin. Başka bir içki. Evet, lütfen. Sizin çocuğuna bak. 1 milyon lira istiyor. Lan biz kendimizi satsak o kadar parayı bulamayız ki ne? Bulacağız. Bulmak zorundayız. İyi de nasıl kızım? Bankada biraz param var. Üstüne de kredi alırım. E vermezlerse? Vermezlerse elimde avucumda ne varsa satarım. Ne bileyim çiftliği satarım, tarlaları satarım. Yine de oğlumu o herifin eline bırakmam. Ya tabii ona bırakmayacağım. Bırakmayacağız. Ama çiftliği, ya tamam 1 milyon eder. 1 milyon kadar, milyonlar kadar para eder de burası. Bir günde o kadar parayı kim nasıl veriyor bu çiftliğe? Fabrikadaki hisselerim var. Ya Güllü Allah'ın sen ya. Fabrikanın halini bilmiyor musun? O hisselere o kadar parayı hangi enayi verecek? Tomofil'i satsan kızım. Ya Tomofil o kadar para eder mi? Etmez tabii ki de. Nerede ediyor? Ramazan, delirtme beni ya. O zaten canım burnumda. Ya ben seni delirtmiyorum. Ben makul konuşmaya çalışıyorum ya kardeş. Allah'ını seversen. Şimdi biz elimizde, avucumuzda ne varsa hepsini koysak bir gün ya. Yemin ediyorum bulamayız o kadar parayı. Ya nasıl buluyorsun? Yok öyle bir şey. Ramazan, bak böyle konuşmanın kimseye bir faydası yok. Halide zaten para getirecek. Biz de üstüne el birliğiyle bir şeyler koyuruz. Elimiz armut toplamıyor ya. Tenekeyi tek bin satarım mesela. Ya tabii ki de kardeşim bizim de elimiz avucumuz armut toplamıyor.
Ben de meyhanede ne varsa alıp getiririm. Ama gene de... Her şey de Zem'e bağlı tabii. Halide Hanım'a. Every night.
Sabah ol, hayrola. Sen de kendini üzme. Allah büyük sabah. Ben geçireyim seni Zaloğlu. Küllü. Kemal. Kemal, oğluma bir şey olursa ben nasıl dayanırım? Neden? Biz bunu hak edecek, ne yaptık? Benim oğlum daha çok küçük, günahsız o küçücük. Ya bu adam bize her şeyi yaparsa Kemal ya. Küllü. Böyle konuşma. Ali kurtulacak. Yat baba. Ne zırlıyor gene bu? Ne bileyim ben? Başımı attınız çocuğa. İşim yok, bir de karnıma niye eline mi bakacak? İlelebet bakacak değilsin. Şunun şurasında bir gün daha. Bana söz verdin ha. Kocamın kanını yerde bırakmayacaktın. Ama sen paranın peşine düştün. Kan bedeli ödenirse kocanın kanı yerde kalmayacak. Ya ödenmezse? O vakit icabına bakarız. Yanıyor mu çocuk be? Gebersin. Bana bak kadın. Eğer parayı öderlerse çocuğu canlı teslim etmemiz lazım. Kalk şimdi bir doktor çağır. Hesabımdaki parayı derhal çekmem lazım. Nasıl isterseniz Serap Hanım. Söylerim, hemen hazırladılar. Yalnız benim daha fazla paraya ihtiyacım var. Kredi almak istiyorum. Müracaatınızı yapın. Biz işleme koyalım. Yalnız benim bu parayı bugün almam gerekiyor. Bugün mü? Çok zor olduğunu biliyorum. Ama inanın çok mühim. Hayat meselesi. Anlıyorum. Lakin bu mümkün değil Serap Hanım. Kredi verebilmemiz için genel merkezden onay çıkması lazım. Bu da en az 2 haftayı bulur. Daha önce başvurduğumda da aynı şeyi söylemiştiniz. Ama bu parayı mutlaka almam gerekiyor. Ölüm kalım meselesi. Ne olur. Serap Hanım, mali durumumuz aşikar. Bu durumda bankanın imtiyaz kullanması pek mümkün değil. İnanın koşullar başka olsaydı... Yalvarıyorum size. Ne olur bana yardım edin. Bu parayı almam çok önemli. Oğlumun hayatı söz konusu. Ne olursunuz. Teminat gösterebileceğiniz bir şey var mı? Evet, çiftlik. Eğer parayı hemen verirseniz çiftliği ipotek ederim. Dinç Aslan çiftliği sizin için yeterli bir teminattır herhalde. Elimden geleni yaparım. Ama sizi boş yere mutlandırmak istemem. O kadar para bir günde nasıl toplanır ki Ramazan? Bilmiyorum mağaza. Bakacağız bir çaresine bakalım. Keşke hisseleri satın almayaydın.
Şimdi paramız olurdu, Gülle'ye de yardım edebilirdik. Bu evde kalmamıza gerek kalmadı. Kalk gide kendi evimize. Şükür. Ha, ben aşağı bineyim, Lezen'le konuşayım. Bakalım bir şeyler toparlayabilmişim, tamam? Tamam. Henüz etmedim Ramazan. Ama edeceğim, merak etme. Ya Deze, bu gitmeyin parayı bulmamız lazım. Yoksa adam yeğenimizi öldürecek ya. Biraz acele etsen diyorum. Ramazan, tamam dedim. Tamam. Bugün elime 500.000 lira geçecek. Yok, 500.000 değer. 500.000 olmuyor. Adam şimdilik Güllü'den 1 milyon istemiş. Ne? Bir günde müddet vermiş. Eğer demiş parayı vermezseniz bebeği unutun. Bana bak Ramazan, bu sadece benim problemim değil. Bu Gül'ünün de problemi. Onun da bir şeyler yapması gerekiyor. Ya yapıyor zaten Deze kadın ya. Çiftliği satmayı düşünüyor. Ama öyle o iş olmaz zaten hemen. O kadar parayı bir günde kimse toparlayamaz çiftlik için. Biz de elimizde avucumuzda ne varsa alıyoruz, veriyoruz, topluyoruz, bir şey yapıyoruz işte. Ama Halide Hanım bak, bu işin mübesi sensin, tamam mı? Ne geldiyse başımıza senin yüzünden geldi. Bu işin büyük payı sana düşüyor. O yüzden acele etsen iyi olur. Hoş geldin Aslan. Ne oldu kızım? Krediyi alabildin mi? Hayır ana. Ne olacak şimdi? Bugün içinde satabileceğim her şeyi satacağım. Bir şekilde parayı denkleştireceğiz. Başka çare yok. Ya dur, bekle beni orada, geliyorum, bekle. Bavize kurban olduğum, sen eve geç. Ben işimi halledeyim, gelip seni çiftliğe götüreceğim, tamam? Tamam ama geç kalma. Merak etme, kurban olduğum, geç. Abla, suratına ne oldu? Yoksa o vırrikler mi yaptı? Ya Reşit, boş ver, uzun hikaye. Acil dükkana gitmemiz gerekiyor, biliyor musun? İyi de sen ne olduğunu söylemiyorsun ki. Haber vermeden ortadan kayboluyorsun. Mahalleye adamlar geliyor. Yoksa başını belaya mı soktun? Bak sonra anlatacağım diyorum, yemin ediyorum. Acil dükkana gitmemiz lazım, hadi. İyi, hadi gidelim, hadi. Yasin Ağa. Buyurun hanımım. Yasin Ağa, beyaz arabayı götür. Ne kadar verirlerse sat. Traktörleri de satışa çıkar. Olur mu? Baş üstüne hanım.
Cemşir efendi. Söyle kabak, ne var? Cemşir, diller günü hani tenekeli mahalleyi satıyormuşsun. Esah mı? Esah kabak. He. Satıyorum. Kaça satıyorsun? Sen ne edeceksin kabak, ha? Hiç öyle aklıma geldi sorayım dedim. Hele bir düğün, ne istiyorsun? 20.000. Ne? Ya bu çöplük 20.000 eder mi, öğrenir? Sen kendini mi şaşırdın? Tapusu bile yok buranın. Pazarlık payı var kabak. Öyle mi? Aslında daha fazla eder ama... benim şimdi paraya ihtiyacım var. Daha sonra daha fazla para verselerdi... ve işime yaramaz kabak. Şimdi acil paraya ihtiyacım var. Acil mi? Acil ya kabak. Acil. Reşit, dün ekleyince hasılat bu kadar mı? He. İşte dükkana ne girdiyse hepsi orada. Allah Allah, ben daha çok belli yiyordum, bilin mi? Ha. Ya, dün ekleyin rakı geldi, et de aldıydım. Ondan gözüne az gelmiş olabilir tabi. Ondan herhalde, öyle değil. Sen ne yapacaksın ki bu kadar parayı? Sahne. Canım, yani para falan lazım olursa... benim kıyıda köşede kalmış biraz param var. Yani kefen parası. Ha, kefen parası değil. Vallahi Reşit, yok diyecek halim yok. Nereden para gelse Allah razı olsun diyecek haldeyiz. Hayat Mehmet meselesi bilin. Yapma ya. Ha? Nedir bu kadar mühim? Ya onu geç şimdi, o uzun hikaye, sonra anlatırım ben sana. Hadi git getir. Hemen şimdi mi? Ya bir gün müddet verdiler zaten. Hem ekmeğini toplamamız lazım, bilin mi? Getireyim, getireyim. Sen de karşılığında artık beni dükkana ortak edersin, değil mi? Çüş! Oha enoha! Ne diyorsun sen Reşit ya? Sen nasıl bir tane bir insansın ya? Yardım istiyorum senden. Borç kardeşim, borç. Vallahi kusura kalma Ramazan, ben borç para falan veremem. Vallahi kusura kalma Reşit. Allah senin belanı versin ama. Ya... şimdi sen niye naz ediyorsun ki? Biz şimdi seninle zaten ortak gibi değil miyiz? Ortak gibiyiz. Şimdi bu işi resmiyete dökeceğiz, o kadar değil mi? Hey, tamam, git yatır. Ben sonra zaten seni resmiyete dökeceğim Reşit. Sen Muzaffer Ali'ye dua et. Daha müşteri çıkmadı mı mahalleye? Yok, çıkmadı. Çıkar inşallah. İnşallah. Böyle apar topar mahalleyi sattığına göre mühim bir şey oldu Zahar. He, oldu. Ya ne oldu ki? Ya sana ne be kadın? Allah Allah. Demeyen ne?
Yok kabak. Hiçbir alıcı çıkmadı. Çıktı. Erenler çıktı. Çıktı mı? Kim? Kadar toparlayabildim. Kabul edersen tenekeye talibim. Seni çok merak ettim. Her şey yolunda mı? Evet, her şey yolunda. Seher yukarıda. Ama Ramazanlar gitti. Sen nerede kaldın? Bir problem mi var? Yok, hayır. Hiçbir problem yok. Sadece adama ulaşmam biraz zor oldu. Hepsi o. Neticede üstün planları teslim edildi. Alışveriş tamam. Burada tam tamına 1 milyon var Halide. Ve bunun hepsi senin hakkın. Hepsi mi? Evet. Çünkü bu işi sen başardın. Kendini çok büyük tehlikeye attın. Bu yüzden bu paranın tamamı senin hakkın. Yarısı bile yok burada parayı. Ya, yanlış saymış olmayasın. Bir daha say. Yok kurban olduğum ne yanlışı ya. 2 kere saydım zaten. Ramazan. Halide'den bir haber var. Sabahın ağından mezandan görüştüm. Bu bitleyin ona 500 bin gelecek ama... kardeş bizim parayı üstüne koysak da 1 milyona tamamlamıyor ki. Bir adam geldi, sizi görmek istediğini söylüyor. Kimmiş? Adını söylemedi. Ama o tefecinin adamına benziyor. Siz durun. Ne var? Ne istiyorsun? Daha sürede olmadı. Ağam haber yolladı hanım. Oğlun hastalanmış. Elini çabuk tutsun dedi. Ne? Nesi var? Nesi var ben bilemem. Ağam doktor çağırdı. Ateşi çok yükselmiş. Ne yaptınız oğluma? Söyle ne yaptınız? Biz bir şey yapmadık hanım. Zaten hastaymış oğlum. Hayır hasta falan değil benim oğlum. Söyle ne yaptınız oğluma? Söyle! Güllü! Güllü! Adam doğru söylüyor. Ali hastaydı zaten. Ne diyorsun sen Kemal? Serap'ın bu paraya ne kadar ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ona yardım edeceksin ama değil mi? Tabii ki. Muzaffer Ali benim yeğenim. Abimden kalan tek yadigar. Onun hayatını asla tehlikeye atmam. Ne geçiyor aklından? Serap oğlunu almak için her şeyi yapacaktır. Öyle çaresiz durumda ki. Ne istesem yapmak zorunda. Elbette bu parayı ona vereceğim. Ama o da bana istediğimi verecek. Hayatta tanıdığım en zeki kadınsın herhalde.
söylediniz Allah aşkına? Vahide gelince söyleyecekti kızım. Ana, böyle bir şeyi benden nasıl saklarsın? Herkesten beklerdim ama senden hiç beklemezdim. En çok senin anlaman lazım beni. Kızım, ananın bir suçu yok. Sana söylemeyelim diye ona ben söyledim. Perişan haldeydin. Eve yeni gelmiştin. Seni üzmek istemedik. Üzülmek mi? Oğlum hasta, bana ihtiyacı var. Ben ona nasıl yardım edeceğim şimdi? Gülüm, ne olur bırakma kendini. Oğlum ölürse ben yaşayamam Hakize. Yaşayamam. Ağzından yel alsın. Hiçbir şey olmayacak Muzaffer Ali'ye. Ne yapacağım şimdi ben? Nasıl bulacağım oğlumu? Nasıl bulacağım? Ya dur hele, koy verme kendini ya. Belki de dezen parayı bulmuştur. Hele bir dur. Hoş gelmişsiniz hanımım. Hoş bulduk Yasin ağa. Serap'la görüşeceğim. Buyurun. Herkes salonda, ben geldiğinizi haber vereyim. Kendisiyle yalnız görüşmek istiyorum Yasin ağa. Söyle çalışma odasına gelsin. Hanımım, Halide Hanım geldi. Çalışma odasında sizi bekliyor. Söyle buraya gelsin. Sizinle yalnız görüşecekmiş hanımım. Kaçırdılar. Parayı ver çabuk. Vereceğim zaten. Ama bir şartla. Sen de bana çiftliği vereceksin.